Fidye Tuğutlu 29 Ekim 1989'da Berlin'de doğdu. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Tuğutlu, ilkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvarda yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve foto modelliğe başladı. 2008 yılında Miss Turkey'de birinci oldu. Türkiye'nin en güzel kızına tacını yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı. Hello everyone, I'm Leyla Lidya Tuğutlu from Turkey. I'm 19 years old. I'm studying literature and history at the university. My other hobbies are reading, swimming, jogging, and writing poems, drawing, dresses, designing, and photography, of course. And music is my biggest passion, and I'm playing violin and piano for years. If you want me to be the next Miss World, so vote for me on missworld.com. Thank you. Türkiye'yi Güney Afrika'da Miss World yarışmasında temsil etti. Fashion TV Moda Ödülleri 2007'de gelecek vadeden model seçildi. Tuğutlu'nun ilk televizyon projesi 2009 yılında SS dizisi oldu. Dizide İrem karakterini canlandırdı. 2010-2011 yılları arasında Kirli Beyaz dizisinde Melis karakterine hayat verdi. ATV'de yayınlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. 2013 yılında Günce filminde Aslı karakterine hayat verdi. 2014 yılında İçimdeki Ses'te Ayçıl karakteriyle kamera karşısına geçti. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. 2015 yılında Deli Bal filminde Çağatay Ulusoy'la başrolü paylaştı. İkilinin uyumu büyük beğeni toplarken film efsaneler arasına girdi. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterine hayat verdi. Dizide Furkan Andıç'la partner olan Tuğutlu güzelliğiyle büyüledi. 2017 yılında Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde ise Kerem Bürsin'le partner oldu. 2018 yılında Kızım dizisinde Candan karakterine hayat veren oyuncu, çocuk oyuncu Beren Gök Yıldız ve Buğra Gülsoy'la sıcak bir görüntü oluşturdu. Aynı yıl Cebimdeki Yabancı filminde Şükrü Özyıldız'la partner olan Yıldız, burada da güzelliğiyle kendini hayran bıraktı. Kariyeri boyunca birçok reklam filminde yer alan oyuncu, bir beyaz eşya markası için eski partneri Şükrü Özyıldız'la kamera karşısına geçti. Bir röportajda kamera ardındaki hayatına dair konuşan Tuğutlu şu sözleri kullanmıştı. "Hayatta en çok kendimle derdim var benim. Önce kendime bakarım, başkalarını yargılamam. Mükemmelliyetçiyim, her şeyi doğru yapmalıyım. Kendimle bu çatışmam hiç bitmeyecek gibi. Haksızlığa uğradığımda veya bir şeye tahammülüm kalmadıysa başka biri olabiliyorum. Daha katı ve soğuk. Ama normal şartlarda dingin ve sakinim. Evde olmayı seviyorum. Evde kaliteli vakit geçirmek daha güzel bence. Tabii ki dışarıda çıkıyorum ama sık değil. Çok çalışınca insan evde sakin bir akşam geçirmek istiyor." Oyuncu mesleğe dair ilk günleriyle alakalıysa şöyle konuştu. "Ailem beni hiç kısıtlamadı. Nerede kendimi iyi ve mutlu hissediyorsam onun sonuna kadar arkasında duracaklarını söylediler hep. Konservatuvar eğitimim için onlar koşturdu. Beni getirip götürdüler aylarca. Başka aileler bazen çocuklarının konservatuvara bile gitmelerini istemiyor. Hiç anlamadığım bir konudur bu benim. Neden çocuğun umutsuz olacağı bir hayata zorlarsın ki? Her şey para değil bu hayatta." Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Tuğutlu, hoşlandığı erkek tipini ise şu sözlerle tarif etti. "Doğal, esprili ve rahat erkekler beni etkiler. Olmadığı biri gibi davranan erkeklerden hoşlanmıyorum." Sosyal medyada da epey aktif olan güzel oyuncunun Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Ayrıca oyuncu olarak şöhrete kavuşan Tuğutlu'nun Habertürk'te sunuculuk tecrübesi de bulunuyor. İşte güzel oyuncunun Instagram pozları.